Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Hayri Gözlükgiller. Hocam eğitim görevlisisiniz aynı zamanda. Tabii. Üniversitede. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun bu arada programınız. Çok çok teşekkür ederim. Çocuklarda astım ve gripal enfeksiyon konuşacağız. Tam da zamanı. Evet. İstanbul biliyorsunuz astım açısından çok büyük bir risk. İstanbul'da yaşamak başlı başına zor ama hastalık yönünden de çok zor. İstanbul astımı diye bir tanımlama çıktı son dönemlerde biliyorsunuz. Rutubetin en fazla olduğu şehirlerimizden bir tanesi. Hatta en fazlası %46'ya kadar çıkıyor yaz döneminde. Onun için mevsimsel olarak alerjik astımlar veya alerjik bronşitler çok fazla gözüküyor. Bizde de İstanbul'da özellikle non alerjik astımlar. Yani hava kirliliğinden olup da sebebi bulunamayan astımlar çok fazla gözüküyor. Bir çocuğun astım demek esasında çok zor bir tanım. Yani bir ebeveyne çocuğuna astım tanımlaması yakıştırmak hem o ebeveyn açısından hem doktor açısından çok zor bir şey. Belli aşamalara geçmesi lazım. Yani bir çocuğa astım diyebilmek için mutlaka senede 4'ün üzerinde wheezing dediğimiz gibi veya kurup dediğimiz halk arasında bilinen şekliyle kurup olması lazım. Eğer 4'ün üzerinde kurup oluyorsa veya işte 4'ün üzerinde hastalanıyorsa daha açık bir tabirle burun akıntısı varsa, burun tıkanıklığı varsa, nefes almakta zorlanıyor ise biz bunu alerji yönden değerlendiriyoruz. %70 kadar vaka alerjik astım fakat %30 kadar vakada da hiçbir alerjen tespit edilemiyor. Hiçbir alerjen tespit edilemeyince yani alerjin yok deniyor ama öyle değil. 300'e yakın çok yoğun alerjen var, 3000'e yakın alerjen madde var. Bunlar tutun ki ev içerisindeki tozlar, halı tozları, mayitların hakim olduğu yatak yorgan tozları. Çünkü mayitler öyle canlılar ki 20 mikronun altındalar. Kesinlikle şu anda insanların evlerinde kullandığı yatak yorganla mayitları odadan uzaklaştırabilmek mümkün değil. O yatak yorganı arasına giren mayitler gece hareketin azalmasıyla birlikte ortaya çıkıyorlar ve özellikle gece tıkanma oluşuyor. Çocuklardaki en çok mesela gece tıkanmasının hastaneye gitme sebebimizin en büyük sebebi bu. Onun için mesela gece aniden uyanırsınız. Özellikle çocuk sahibi olan ebeveynler bilirler. Çocuk birden sanki böyle nefes alamaz hale gelir. İşte bu durumda ne yapmak lazım? Eğer ki hastaneye götürme şansınız o an için mümkün değilse öncelikle ya buzdolabının kapağını açacaksınız. Buzdolabının kapağını tutacaksınız çocuğu. Ya da dışarıya çıkaracaksınız balkona. Çocuğun soğuk hava almasını sağlayacaksınız. Eğer bunları alır ise çocuk rahatlayacaktır. Ve size en azından 15-20 dakika kadar zaman kazanacaktır. Alerjik astım denince 4 yaşına kadar biz alerjik astım tanısı koymuyoruz. Geçici wheezing veya yeni doğanın çocuğun geçici astım olarak değerlendiriyoruz. 4 yaşından sonra aynı bulgular devam ediyorsa bu ömür boyu devam eden astım şekline dönüşüyor. Astımda şöyle bir tanımlama var. Oda olduğunu düşün. Bir eviniz var ve işte 100 tane odası var. Bu 100 tane odanın eğer 30 tanesi harap hale gelmişse o astımdır. Eğer 30'da 50 arasında gelmişse bu kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır ve kesinlikle geri dönüşü yoktur. Yani astımla kronik obstrüktif akciğer hastalığına giden süreçte mutlaka çok ciddi önlemler almanız lazım. Mesela sağlıklı bir ev nasıl olmalı? Çocuğun odası nasıl olmalı? Esas olan budur. Yani çocuk doğduktan itibaren odasında halık olmamalı. Odası çok sade olmalı. Yatak yorgan kesinlikle hazır yatak yorgan olmalı. Günlük hiçbir şey kullanmamalısınız. Ailelerin en çok yaptığı hatalardan bir tanesi. Parfüm, deodorant kesinlikle çocukta kullanmamalısınız çocuğun yanında. Evde çamaşır kurutmamalısınız. Bunlar alabileceğiniz tedbirler. Kedi, köpek, çiçek. Eğer kedi, köpek alerjisi var ise biz kesinlikle hayvanları dışlayın veya evden çıkartın demiyoruz. Bakıyoruz onun genelde 2 yaşından sonra test yapılabiliyor. Koldan prick test dediğimiz test veya ilk 1 yıl içerisinde kandan bakabiliyoruz. Eğer ki kedi köpek alerjisi varsa tabii ki o kedi köpeğin evde bulunması doğru değil. Ama eğer kedi köpek alerjisi yok ise mutlaka ama mutlaka yani o kedinin köpeğin evde bulunmasına karşı durmamak lazım. Niye? Çocuğun bilinçsel gelişimini de sağlıyor. Biliyorsunuz artık biz otistik çocuklarda evde mutlaka bir hayvan bulunsun istiyoruz. Niye? Çünkü çocuğun gerçekten doğal refleksleriyle reflekslerine karşılık verebilecek tek canlı orada hayvanlardır ve çocuğun gelişimini sağlarlar. Eğer ki alerjik astım vakası tespit ettik ne yapıyoruz?
Eğer alerjik astım vakası ise bu çocuk ve kesin teşhis konulmuşsa ne yapıyoruz? Önce tedbirlerle başlıyoruz. Evde canlı çiçek olmayacak, yattığı oda halı olmayacak, yatak yorgan hazır, yatak yorgan olacak, günün hiçbir şey kullanmayacağız. Bu şeylerde, hastalıklarda kortizon kullanımı maalesef geri dönüşümsüz hasarlara yol açıyor. Böbreklerde zararlanma meydana geliyor. Kemik erimesi meydana geliyor. Kemik erimesinde de özellikle femur kemiğinin erimesine bağlı protest takılan çok vaka var. Düzensiz ve aşırı kortizon kullanımına bağlı. Onun için çocukları bu hastalıklardan koruyabilmek için biz biraz da tıbbı takviye tıpla veya alternatif tıpla veya işte tamamlayıcı tıp deniyor son dönemde desteklemeye uygun görüyoruz. İbn-i Sina'nın Kanun Fit El Tıp kitabı var. Belki okumuşsunuzdur, atmışsınızdır. O kitapta deniz kadayıfı mesela. İşte lokotriyen antagonistlerinin yerine yıllardır, yüzyıllardır deniz kadayıfı kullanılmış. Veya işte oda içerisine biliyorsunuz psikolojik tedavilerde, psikiyatrist tedavilerde menekşe yağı Osmanlı döneminde yüzyıllar boyunca kullanılmış. Çocuğumuzun sakinleşmesi açısından da bu tip gıdaların veya tükettiğimiz gıdaların takviyesine çok önem veriyoruz. İşte deniz kadayıfı vardır, deniz börülcesi vardır, kullanabildiğimiz kara turplu karışım vardır. Elmanın dış yüzeyinde bulunan, dış kabuğunda, özellikle yeşil elmanın dış kabuğunda bulunan pektin diye bir madde var. Hem güzellik açısından pektin antioksidan özelliği vardır, hem güzellik açısından da insanların çok fazla kullandığı bir şeydir. Hem de astımın tedavisinde çok etkin rolü vardır. Bunun gibi birçok tedaviyle birlikte astımın önlenebilir bir hastalık olduğunu biz insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bunun bedeli çok ağır. Maalesef ki dünyada şu anda akciğer nakli olmuyor. Yani 5-6 yaşında, 10 yaşında astım olan bir çocuğun akciğer nakline gitmesi çok olağan. Ya da ömür boyu oksijenle yaşaması gerekiyor. Eğer bunun için baştan tedbirlerimizi almazsak bedelini çok ağır olarak öderiz diye düşünüyorum. Benim ailem benim alerjik astımım olduğunu tabii ben hatırlamadığım için yani çocukken küçükken alerjik astımım olduğunu söylüyor. Ama nasıl çıktı hikaye? Benim tabii böyle bir şeyden haberim olmadığı için 28 yaşında benim aşırı bir alerjim azdı. Ve yani ben dedim ki nereden çıktı bir anda bu kadar yaşıma kadar hiçbir alerjik reaksiyon hiçbir şey vermemişim. Bir anda başladı. O zaman söylediler bana sen küçükken de alerjik astımı olan bir insandın diye. Yani böyle bir ara verebilir mi bu rahatsızlık? Şimdi mesela 4 yaşından sonra vakaların ancak %5'i hı hı. astım ilerliyor. Bu %5 vakanın da %2 kadarı yalancı balayı dönemi yaşıyor. Yani 10 yıl, 15 yıl, 20 benim yıl. Benim kim oluyor? Evet sizinki. Hiçbir bulgu vermeden astım kendi kendini saklayabilir. Ne zaman ki bir stres durumu yaşadınız, üzücü bir olay yaşadınız veya işte ne bileyim alerjenle çok fazla temas ettiniz. Diyelim ki bir piknik alanına gittiniz ve veya kapalı ortamlar, bu ortamlar mesela çok doğru, büyük doğru. risktir. Eğer böyle bir şey olursa tetiklenebilir ve başlayabilir. Astımın temelinde ailelerin yaptığı birçok hatadan bahsetmiştim az önce. Mesela bunlardan bir tanesi de yeni doğan döneminden itibaren serum fizyoloji kullanılmasıdır. Burnunu temizliyoruz ya. Son dönemdeki yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki o burun epitelinin temizlenmesiyle ilgili çok fazla çocuğun burnunu temizlersen o normal burun epitelini de yok ediyor. Normal burun epitelini yok ettiğiniz için normalde alerjenleri tutması gereken silyalar ortadan kayboluyor. Böylece alerjen daha kolay vücuda girebiliyor ve alerjiyi tetikliyor. Onun için bu tip şeylerde çok dikkat etmekte fayda var. Maalesef ki bu balayı dönemi yaşayan astımlarda sonradan ortaya çıkmaları durumunda geriye dönüşleri yok. Yani ömür boyu esasında insan o hastalığıyla yaşamaya alışmalı. Yani astım hastalığı da diyabet gibi veya işte ne bileyim tiroid hastalıkları gibi birlikte yaşamaya alışılması gereken bir durum. Yani insan kendi sınırlarını bilmeli. Eğer bir insan alerjik astımsa kesinlikle çok sigara içilen ortama gitmemeli. Veya çok fazla bitki örtüsünün yoğun olduğu ortamlara girmemeli. Canlı çiçeğin olduğu ortamlara girmemeli. Çünkü bu geri dönüşümsüz hasarlara yol açar. Yani bu noktadan sonra kronik obstrüktif akciğer hastalığına gitme şansı %20'nin üzerindedir. Ve hani şimdi gençken yani çok... Çin'de ve nemde dediğiniz gibi nemli hava bir kere zaten beni yani öldürüyor. Yani o inanılmaz en çok etkileyen şeylerden bir tanesi o herhalde doğru tabii. değil mi? Oda, evet. oda sıcaklığınızın 24 derece olması lazım. Oralarda yani geziyor. Oda rutubetinizin de 48 ile 50 arasında olması lazım. Peki. Eğer mesela çok fazla yapılan bir hata var. Çocuğun astımsa buhar makinesi açılıyor odada. Evet. Ya senin odanın rutubeti 50'nin üzerindeyse
Özellikle 52'nin üzerindeyse sen çocuğunu direkt astıma davetiye çıkartıyorsun. O zaman tersine nem alır makineler kullanmak lazım. Onun gibi. Mesela odanın şeyi... Bir de nem ölçer lazım. Evet. Odanın mesela duvar kağıdı olması alerjik astım açısından çok tehlikeli bir şey. Halı flex olmazsa. Halı flex kesinlikle. Odanın koyu renkte boyanması, perde kullanılması, peluş oyuncaklar olması, parfüm deodorantın gece yatarken 3 metreden daha yakın bir yere konulması. Çünkü oda sızma şeklinde hava veriyor içeri. Odada herhangi bir şekilde odanın oksijenini kullanacak rutubet olması, çok fazla eşya olması, bunların hepsi insanı alerjik astımın kötü yönünü gösterecek şeyler. Onlara dikkat etmeye lazım. Genelde bu çocuklar çok böyle titiz, daha pimpirikli, daha böyle aşırı deterjan kullanan ve aşırı temizlik malzemeleri kullanan annelerin ve babaların çocukları oluyor mu diye soru işareti koyuyorum. Şimdi biz zaten astımlı. Öyle olduğunu düşünüyorum ama size soruyorum. Astımlı ailelerde ilkel yaşama dönmeyi teklif ediyoruz. Yani kesinlikle çamaşır suyu kullanmıyoruz. Bunun yerine sirke ya da Arap sabunu. Çünkü benden bahsediyordu o yüzden. Yani şöyle benim annem tabii yani ki, hijyen deney, olarak... banyoda deneyler falan yapmış yani. Hani denelerde yani şaka yapıyorum. Yani deterjanın üstüne temizlik malzemesi üzerine çamaşır suyu dökerek hani böyle yani hani o kadar korkunç temizliklere i̇şte girişen sizi... bir... Anne işte oradan zaten evet, çıkış. Biz mesela evde temizlik yapıldığı zaman veya boya yapıldığı zaman en az 48 saat o çocuğun eve girmesini uygun görmüyoruz. Özellikle çamaşır suyu kullanılmışsa. Yine çok fazla steril ortamda yetiştirilen insanlar bir anda mesela RSV virüsüyle veya işte parainfluenza virüsüyle karşılaştığı zaman ki bu dönem çok popüler bunlar, çok fazla oluyor. İnanılmaz derecede krize giriyor. Yani normalde normal şartlarda yetiştirilmiş bir çocukta çok ciddi hastalık yapmazken çok steril şartlarda büyütülmüş çocuklar da inanılmaz hastalıklar yapıyor, zatüre yapıyor. Onun için ailelerin her şeyde ölçülü olması lazım. Ben hep onu söylüyorum. Yani sevgide de ölçülü olacaksın. Aşırı merhamet çocuğa zarar verir. Aşırı temizlik çocuğa zarar verir. Yani aşırı diyebileceğimiz her uç çocuğun geleceğini etkiler ve yok eder. Yani çocuklarımızı çok aman aman böyle... Tiril tiril yapmayacağız. Evet. Biraz bırakacağız toprakta, şunda bunda falan oynayacak, çamura batacak. Evet. Aşırı korumacı olmayacağız. Çocuklar kirlenerek büyür. Yani temizlikte olmaz bu iş. Yine misvak ağacının kabuğu aslında çok etkin. Geniz akıntısını birebir halleder ve çözer. Yine günlük otu biliyorsunuz eskiden annelerimiz bize yaparlardı. İşte havlunun arasına günlük otu koyarlardı, ısıtırlardı ve göğsümüze ve sırtımıza koyarlardı. Buğu yaparlardı. O buğu yaptıkları şey esasında nane yağıdır. İşte çok fazla piyasada şu anda ismiyle zikretmeyeceğim ilaçlardandır ama gerçekten doğal nane yağı bulduğunuz zaman, nane yağını ensenize sürdüğünüz zaman veya damağınıza sürdüğünüz zaman hem sizi zinde tutar hem de herhangi bir şekilde alerjik krize yakalanmanızı önler. Benim için çünkü şey yani dönemsel tabii ki tahmin edersiniz. Şimdi ben aynı zamanda fitoterapiyle de uğraşıyorum. Tahmin hani, ettim şimdi tabağınızı görünce. Evet yani evet. Burada esasında o kadar şifa var ki. Şimdi görünce vurma mesela. Vurma mesela bunların hepsini beraber karışımı mı diyorsun yoksa ayrı ayrı hepsi? Mesela ayrı. Hangisini vurma ben yani bana verin. Biz önce hurmaya gözdük. Mesela hurma. İçerisinde magnezyum var, kalsiyum var, bunun dışında B1, B6 vitamini var, cilt güzel, selenyum var. Cilt güzelleşmesi açısından çok etkin bir meyve. Aynı zamanda krom glikonat olduğu için astım hastalarında çok özellikle tavsiye ettiğimiz bir gıda. Şöyle bir şey var, mesela insanlar vücudun ihtiyacı olduğu meyveye daha çok ilgi gösterirler. Mesela astımlı insanlar bu tip meyvelere, elma gibi veya hurma gibi meyvelere aynen. Daha çok ilgi gösterirler. Çok çünkü onları yedikleri zaman vücudun rahatladığını hissederler. Onun gibi. Buradakiler kendi... hepsi mi rahatlatıyor mesela? Yok, elma, yeşil elmayla hurma. Tamam, ben armut cennet hurması seviyorum mesela. Armut, peki armut? Armut özellikle antiseptiktir. Hasta olmaya başladığınız zaman bir tane armut bile yeseniz, günde bir tane armut bile tüketseniz tamam. O enfeksiyonu önleme şansınız var. Ve ağrılar da çok iyidir. Vücudunuzda herhangi bir yeri muardığı zaman armut koyarsınız, kısa süre içerisinde geçirir. İlaç kullanmayı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bunlar hani bir dakika, küçük... moraran yerimize armut mu bağlayacağız? Tabii ki. Armutu rende mi yapalım, bağlayalım? Yok, direkt armutu kesiyoruz ve bacağımıza koyuyoruz. Ortadan kestik yarısını. Ortadan veya uç kısmından şu şekilde göstereyim müsaadenizle. Tabii lütfen.
şu şekilde kesip koyarsanız. Siz astım için de aynı şekilde ilaç tavsiye etmiyorsunuz öyle mi? Hayır. Şey için pardon alerjik. Alerjide astım için de kullanmıyoruz ilaç. Hı. Çörek otu yağı da çok iyi gelir astıma. Hem immün sistemi korur. Her gün sabah bir çay kaşığı çörek otu yağı. Bunları eğer kara top içine koyup yaparsanız gerçekten rahatladığınızı hissedersiniz. Tamam. Odanıza mutlaka ama mutlaka menekşe yağı ve nane tamam. yağı koyun. Onlar tamam. çok önemli. Tamam. Aklımda bunların hepsi. Hiç merak Peki. etmeyin. Yani şey o kadar çok şey saydınız ki bu saydığınız şeyleri artık oturup bir not alıp yazmak lazım. Armut yani bu şekilde kesiyoruz, evet. koyuyoruz. Koyuyoruz. Ve yara iyileştirici özelliği var. Rende yapsak daha hızlı geçmez mi? Olabilir. Bağırsak Olabilir. Problemlerine de çok etkindir armut. Mesela kabızlık varsa çok Kabızlık etkindir. Varsa bir Lifli olgunlaşmış gıdadır. Armut ama değil Tabii mi? Tabii olgunlaşmış. Armut. Olgunlaşmış. Peki havuç? Havuç A vitamini deposu. Özellikle havucu düzenli tüketildiği zaman 60'lı yaşların üstünde keratokonus ihtimali biter. Katarak ihtimali çok azalır. Havucu düzenli kullanmanız gereken yine yeşil elma da mesela A vitamini deposudur, karoten deposudur. Karoten de cilt güzelleşmesine dahil özellikle gözde çok etkindir mesela. Bir de domates var galiba. Domates son dönemin popülaritesi. Likopen var biliyorsunuz içinde. Hı hı. Likopen de artık dünyadaki bütün şeylerde vitamin performanslarında kullanılan bir şey. Hani ben kendim de vitamin işiyle uğraştığım için ben formülasyon da yapıyorum. Vitamin formülasyonu. Mesela gilaborin. Gilaborini bilir misiniz? Gilaboru meyvesi vardır. Kayseri'de. O da mesela böbrek taşlarına çok iyi gelir. Peki hocam mesela siz de dikkat ediyor musunuz böyle şeylere? Biliyorsunuz ya o yüzden söylüyorum. Domates falan dediniz. Mesela ben domatesi bilmiyorum. Domates hangi özelliğiyle şu anda revaçta dediniz? Likopen. İçindeki likopen. Cilt güzelleştirici ve antikanserojen, antioksidan. Ben kendimle ilgili olan meyveleri biliyorum. mesela de domatesle ilgili. İlgili bir şey de var. Domates sebze mi meyve mi? Domates meyvedir. Meyve diye biliyorum ben de. Ve şey yani cilt için şey olabilecek, faydalı olabilecek şey olan sebze ve meyvelerin hepsini ben de bayağı bir ders çalışmıştım. İşte mesela kivi C vitamin deposu. Kivinin yine kabuğu güzellikte çok kullanılır. Her bir meyvenin ve sebzenin mesela sebzeler içerisinde de kereviz var biliyorsunuz. Kerevizin içinde molibden var. Molibden özellikle ciltte lekelenmeler var ya, o ciltteki lekelenmeleri törpüleyen bir şey. Yani yok eden bir şey. Molibden, brokoli ve kereviz hariç hiçbir sebzede de yok. Hiçbir meyvede de yok. Yani o ikisini tüketmek zorundasınız. Eğer cildinizin dinç kalmasını istiyorsanız hani yine sizin branşla alakalı bir şey. Evet, bol bol kereviz yiyince sandviçat. Aynen. Sen kerevizi güzel yaparsın zaten. Pişirmeden bir şekilde öyle kopararak ısırarak yiyorum hani normalde hangi anlamda söylediniz? Onun herhalde kereviz çiğ bir sürü şey var kereviz. Tamam, okay. Yağlı kereviz. Tamam. Hiç kereviz bilmiyorum çiğ olarak da yiyebilirsiniz ama herhalde öyle güzel böyle kızartarak da. Şu astım hastalığı olan çocukların oranı mesela yurt dışında falan şey yaptığınız zaman. Amerika ile ya da Avrupa ile Türkiye'yi yani kıyaslarsak. Biz deniz kenarı olan ve ılıman iklimde olan insanlarda daha fazladır. Dünyadakine göre bizim Türkiye'deki astımlı çocuk oranını soruyorsanız şu anda %4-%5 civarındayız. Kuzey ülkelerinde astım daha azdır. Çünkü soğuk iklim astım şeyini daha %1-%2'lerdedir. Genelde Akdeniz bölgesinin hastalığıdır astım. Yani birçok şey maalesef bizim Akdeniz havzasında daha fazla. Mesela Akdeniz anemisi var, Akdeniz ateşi var. Astım yine hakeza bizim şeylerde. Ama Bodrum biraz daha şanslı o açıdan. Çünkü Bodrum rutubet olarak biraz az ve havası daha temiz. Onun için astımlılar için biraz bulunmaz daha, evet. bir yer. Ama eğer astımdan kesinlikle kurtulmak istiyorsanız İç Anadolu'da gideceksiniz. O İç Anadolu'nun karasal iklimi ve hava içerisindeki kobaltın düşük oluşu astım krizlerini şey yapar, azaltır. Yani ağır metallerin de esasında bu işte çok şeyi var. Mesela siz eğer ki ben astım hastasıyım diyorsanız kesinlikle mesela lahanayı tüketmemeniz lazım. Çünkü lahananın içerisinde bakır var. Bakır astım krizini tetikler. Peki şöyle diyelim. Astım hastaları hangi yiyeceklerden uzak durmalılar? Özellikle bakırın ve manganezin çok olduğu yiyecekler. Bunlar nedir? Mesela lahana. Lahana. Meyvelerden mesela hurma. Hurma. Mesela başka aklıma gelen ne var? Pazı, dereotu. Pazı, bunlar dereotu. Hepsi bu açıdan sıkıntılı yiyecekler. Yani esasında birçok hastalıktan yaşam tarzınızı düzenleyerek kurtulabilirsiniz. Mesela çok değerli bir bilgi vereyim size. Kırmızı eriği ne kadar yerseniz yiyin.
vücudumuza şeker yüksekliği yapmaz. Çünkü hiçbir şekilde glikoza dönüşmeyen şeker var. Aa, ne kadar ilginç. Yani esasında hayattaki hani her kullandığınız yiyeceğin, her kullandığınız şeyin bir manası var esasında. Hani bir çeşit olsun diye yaratılmamış bunlar. İşte elma olsun, armut olsun. Hepsinin farklı bir anlamı var. Peki hocam şunu da sorabilir miyim? Size meyveden sebzeden bahsettik ama ekolünde misiniz siz de? Yani böyle mesela siz de duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ben de kendim denediğim ve işe yaradığını düşündüğüm için soruyorum size. Süt ve süt ürünlerinden uzak kaldığım dönemlerde de mesela ben astım ya da alerjik o durumlardan çok daha böyle hani uzak olduğum orada dönemler oldu. GAPS diyeti diye bir şey var. GAPS diyeti diye bir şey var. Herkes şunu söylüyor artık, yani dünyada da kabul edilen bu. Buraya nefesinin daha çok açıldığı. Esasında gerçek beyin bağırsaktır. Hı-hı. Yani evet. Beyin sadece beynin görünen kısımdır. Esasında gerçek beyin bağırsaktır. Yani birçok hastalıktan, bunların içerisinde astım da dahil, yemene dikkat ederek kurtulabilirsin. Yani mesela süt alerjisiyle diyelim ki levrek alerjisi çapraz reaksiyon gösterir. Yani siz alerjen gıdalardan uzak durduğunuz zaman vücutta alerjiyi tetikleyecek şeylerden de uzak durmuş olursunuz. Süt en alerjen gıdadır, çilek en alerjen gıdadır. Bunun dışında mesela ananas alerjen gıdadır, bunlardan uzak durmanız lazım. Veya yumurta. Bunlardan uzak durduğunuz takdirde bağırsağınız herhangi bir şekilde immünoglobulin E seviyesini artırmak gibi bir duruma girmeyecektir. İmmünoglobulin E seviyesi arttığı zaman vücut toplam refleks verir. Ve akciğerde de bu arttığı kabuklu için krize girer. Kabuklu denir mahsulleri falan öyle tabii. Peki yine de olup da alerjik olanlara da baştan beri özellikle çocuklarda saydığımız gibi astımlı çocuklar için saydık ama aynı zamanda alerjen çocuklar için de aynısını tabii, söylemek gerekiyordu. Tabii yani belki de daha geniş zaman. Bir şey kaplıyor. 300'e yakın alerji şeyi var. Bunların içerisinde en çok gördüğüm şeyler ne? Yumurta, çilek, ananas, domates, süt ürünleri. Fakat süt ürünleri deyince sadece insanlar diyor ki işte biz süt değil, sütün içerisinde iki farklı protein var mesela kazein ve beta-laktoglobulin. Bunlardan herhangi birisine de alerjisi olmuş olabilir. Mesela beta-laktoglobulin birçok gıdada da bulunabilir. Nerede bulunabilir? Arpada, çavdarda gibi. Yani siz esasında süt alerjiniz olunca büyükbaş hayvan eti yiyemezsiniz mesela. Çünkü alfa laktoglobulin onlarda da var. Hocam teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Harika, güzel, süper bir programdı efendim. Programımız devam ediyor. Takipte kalın.